Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizleri ekranları başında izleyen değerli halklarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Partimizin geri gönderme merkezlerinde yaşanan ihlallerin araştırılması için sunmuş olduğu araştırma teklifi üzerine söz kurmak için buradayım. Bugün mültecilerin yaşam koşullarını, yaşam mücadelesini konuşmak istiyoruz. Özellikle son 10 yılda Orta Doğu'da yaşanan savaşlar sebebiyle Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeye mülteci akını başladı diyebiliriz. Suriye'den Türkiye'ye 3 milyondan fazla mülteci geldiğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Ülkede iktidar ve muhalefet mülteci düşmanlığı üzerine konsensüs olmuş gibi görünüyor. Adeta birbirleriyle yarışıyorlar mülteci karşıtlığı konusunda. Ülkedeki işsizliği, yoksulluğu, sosyal problemlerin tamamını mülteciler sebep olmuş gibi bir illüzyon yaratılmaya çalışılıyor. Tüm bu yapısal problemlerin çözümünü de şurada buluyorlar. Mültecileri gönderelim ve bütün problemleri çözelim. Herhalde ondandır ki geri gönderme merkezleri bugün mülteciler için bir işkencehaneye, hukukun eşitlik ilkesinin hiçbir şekilde gözetilmediği bir kara deliğe dönüşmüş durumda. Ve mevcut durumda YGM'lerde mülteciler avukatlara erişim hakları başta olmak üzere hukuki haklarını, tercüman desteği alabileceklerini dahi bilmiyorlar. Bilinmeyen bir merkezin içerisinde onlarca hak ihlalinin ortasında, sevdiklerinden destek mekanizmalarından uzak, belirsizliğin içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu bir insanlık onuruna aykırı bir meseledir ve alenen bir suçtur. Suriye Savaşı'nın ardından iyi ev sahibi rolü oynadığınız ve açık kapı politikası izlediğiniz mülteciler Avrupa kapılarını da kapatarak adeta kendinize mahkum ettiniz. Fakat Avrupa kapılarının kapatılması şartıyla aldığınız fonların da farkındayız. Dış politikada bir can simidi haline getirdiğiniz mültecilerin ülkedeki mevcut durumu cezaevi koşullarından daha kötüdür ve insanlık dışı şartlarda yaşamak zorundadırlar. Şimdi YGM'lerde olup biteni hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu gördüğünüz bir geri gönderme merkezlerine ait sözde danışma otobüsü. Bu danışma otobüslerinin hemen arkasında polis araçları var ve sokakta mülteci avına çıkar gibi mülteci avlıyorlar. Parmak izi alımı gibi bahanelerle bu otobüslere bindirerek tercümansız bir şekilde anlamadıkları bir metni, yani gönüllü geri dönüşüm formunu imzalatmaya çalışıyorlar. Bu merkezdeki yetkililerin istediğini serbest bıraktığı, istediğini uzun süre fidye isteyerek serbest bıraktığına dair de raporlara yansımış şeyler var. Evet, doğru duydunuz, şunu söylemeye çalışıyorum. Devletin görevlisi mülteciyi kaçırıyor ve aynı zamanda ailesinden de fidye istiyor. Bununla ilgili raporlar var, lütfen bakın. Peki bu üç genci hatırlıyor musunuz? Bu üç genç İran'da idam cezası aldığı sebebiyle Türkiye'ye gelmiş ve geri gönderme merkezleriyle tekrar İran'a gönderilmiş üç genç. Eğer bu üç genç idam edilirse sizin geri gönderme merkezlerinizin ve iktidarın vebalinde olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi 19 Nisan'da Antalya döşeme altında geri gönderme merkezlerinden bir çığlık çıktı ve ona dair bir mektup geldi. Birazdan o mektubu hepinize dağıtacağız. Orada söylenen şey şu: mülteciler aç ve susuz bırakıldıklarını söylüyorlar geri gönderme merkezlerinde. Hasta çocukların ve yaşlıların hastaneye götürülmediğini söylüyorlar ve beyaz oda olarak adlandırılan odalarda işkence gördüklerini, cinsel şiddete maruz kaldıklarını söylüyorlar. Her gün kötü bir haber alıyoruz geri gönderme merkezlerinden ve insan hakları savunucuları bunlarla ilgili binlerce kez haberler yapıyorlar, vurguluyorlar. Ama iktidardan ses yok. Şimdi olan biteni birkaç maddeyle söyleyelim. Birincisi, bu merkezlerde, geri gönderme merkezlerinde tutulan mülteciler ailelerine haber verilmeden geri gönderme merkezleri arasında sık sık yer değiştiriyorlar ve bu yer değiştirilme sürecinden asla ailelerin haberi olmuyor. Telefon hatları günlerce, haftalarca gasp ediliyor ve insanlar sevdiklerinin yaşamları hakkında ciddi problemler yaşıyorlar. Ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın sayfasında açıkça şu yazıyor, diyor ki her mülteciye talep ettiği takdirde tercümanlık hizmeti sağlanacaktır. Ya bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Mülteci bu hakkından bile haberdar değil. Siz bunu web sitelerinize yazarak sadece şov yapıyorsunuz ve resmen bir aldatmacaya sebep... Tamamlayın Sayın Altın. Tamam. Ve çat pat Türkçe bilen insanlarla
tercüme hizmeti sağladığınızı zannediyorsunuz. Fakat tercüme hizmeti böyle bir şey değildir. Ve insanlar bilmedikleri bir coğrafyada, bilmedikleri bir dilin konuşulduğu bir yerde tercümanlık haklarının olup olmadığından bile haberdar değiller. Ve bu merkezlerde bir de çocuklar var. Ne yazık ki çocuklar var. Eğitim hakları başta olmak üzere hiçbir haklarından faydalanamıyorlar. Eğer oradaki GGM'deki memur izin verirse okula gidiyorlar ve okula giderken üst aramasına maruz kalıyorlar. Bakın bu çocuklar da, mülteciler de suçlu değiller. Onlara suçlu muamelesi yapmaktan vazgeçin de son olarak cevap verin. Ali Veli nerede? Ali Veli'nin nerede olduğunu bütün kamuoyu merak ediyor ve biz bunun cevabını acilen istiyoruz. Ve bir de içimde kaldı, söylemek istiyorum. Bizim belediyelerimize laf söyleyeceğinize, burada evli çiftler için bereket duası okuyacağınıza, gidin Diyanet'in lüks bütçesini kesin. O zaman gence... Buyurun. Yani şöyle, Sayın Atip her zamanki gibi bir AKP klasiği, önergeye dair gerçekten hani bir araştırma, bir soruşturma, burada bu kadar sorun var, insanların beyanı var, raporlara giren şeyler var, avukatlarımız takiplerini yapıyorlar. Bizzat ben kendim geri gönderme merkezlerinden, özellikle de yaşam tehdidi olan yerlere gönderilmeye çalışılan insanların, İran başta olmak üzere, takibini yapmış bir milletvekiliyim. Burada bir yasama faaliyeti yürüyoruz. Ben isterim ki gerçekten milletvekili arkadaşlar önergelerimize birazcık biz iktidarız ya, bunu da her şeyde gülük gülistanlık demesinler. Biraz içeriğine baksınlar. Bakın bu mesele herkesin meselesi. Sonuçta insanlar bir başka ülkedeler, zor koşullarda yaşıyorlar, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama bir de bu yetmiyormuş gibi bu geri gönderme merkezlerinde İnsani olmayan koşullarda tutuluyorlar ve insani olmayan işlemlere maruz kalıyorlar. Ben bunlara en azından bu perspektifle bakılması gerektiğini, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi bunu yapıyor, bu güzel oluyor demek de bu işlerin içinden çıkılamaz. Bakın elimizde insanların yazdığı bizzat geri gönderme merkezlerinden mektuplar var. Beyaz Odası'ndan tutun aç kalmaya kadar Van'da geri gönderme merkezindeki geri gönderme görevlilerinin İranlı kadına tecavüz ettiğini biliyorsunuz değil mi? Bir davaya konu oldu. Onun için yok demekle yok olmuyor. Gerçekler var, hakikatler var. Biz diyoruz ki gelin, yoksa sorun yok. Gideriz, araştırırız, komisyon kurulur. Sizlerden de vekil arkadaşlar olur, bizlerden de olur. Hep beraber yerinde inceleme yapılır ve hep beraber gideriz, sorun olmadığını görürüz. Ama eğer sorun varsa o zaman da o sorunları gidermek bu ülkenin meclisinin görevidir. Yasama faaliyeti yapan halkın temsilcisi olan milletvekillerinin görevidir. Kafamızı kuma gömemeyiz, gerçeklere sırtımızı dönemeyiz. Bu insanlar yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Bir çığlık var, bir... Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Diğerlerinin cevap verdi. Sataşma, yok mu da tartışmayı açıyor. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Görüşe uyum alt komisyonu var. Komisyonda tüm siyasi partilerin üyeleri var. Sayın milletvekili, zaten konuşması dile getirdiniz. Grup başkan vekiline söz talep etseydi emin olun ona da verirdim. Bir grup başkan vekili söz talep ediyorsa ben ona söz veririm. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.